Telefon Sizde programı bugün cami altı esnafını ziyaret etti. Biraz sonra cami altı esnafının selden nasıl zarar gördüğünü, ne kadar zarar gördüğünü ve devletten beklentilerini öğreneceğiz. Sel felaketinden sonra zararınız ne kadardır öğrenebilir miyiz? Maddi olarak mı soruyorsunuz? Zararınız. Yani 150 bin aşağı yukarı. 150 bin lira. Hı hı. Devletten beklediğiniz neler var, neler yapılması gerekir veya neler yapıldı bugüne kadar? Yani şu anda sadece gelip tespit yapıldı. İlk sel günü, sonra işte birkaç gün önce tekrar ikinci bir tespit yapıldı ama daha sonuç yok, bilmiyoruz ne olacak. Bekliyoruz ümitle inşallah bir şey olur diye. Herkesin kaybı büyük, yani bayağı bir kaybımız var. Vergi ve kredi borcunuz var mı? Vergi borcu olması mümkün değil çünkü bankalara el koyduğu için genelde herkesin vergi borcu ödenmiştir aşağı yukarı. Yani son dönemin vardır herkesin. O kadar, başka yok. Yani elektronik haciz yönteminden siz de şikayetçi misiniz? Şikayetçi miyim? Yok, aslında bir nevi iyi de oluyor. Hani kimsenin borcu kalmıyor diyeyim ama yine de yani çok borcu vergi sanmıyorum olan. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Geçmiş ederim. Olsun. Çok sağ olun. Selde zararınız ne kadardır abicim? 40-50 arasında. 40-50. Devletten böyle tespit yapmaya geldiler mi? Geldiler. Beklentileriniz nelerdir? Olumlu. Yani şu anda tespit yapıyorlar. Tekrar bize döneceğiz dediler. Şu anda dönmediler ama olumlu çalışma yapılıyor. Daha önce ağır olan Esma Hanım Dilavar Köyü'ne devam ediyorlar. Bizi de akabinde yapacaklarını söylediler. Evet. Yani ilk etapta Esma'nın Dilavi Köyü'nde büyük sel felaketi geçti. Evet. Onun akabinde bize yardımcı olacağını söylediler. Evet, en çok cami altı esnafı cami etkilendi. Cami altı esnaf etkilendi. Etkilendi. Sizin peki kredi ve vergi borcunuz var mı? Bizim çok cüzi az var. Az var. Evet. Yeni bir krediye ihtiyacınız var mı? Yok, biz kredi düşünmüyoruz. Yok, tamam. Yani faiz olduğu için tamam, düşünmüyoruz. Tamam. Var mı son söylemek istediğiniz yok, bir şey? Yok, sağ ol. Tamam, teşekkürler. Sağ ol. Gördünüz? 40 milyar kadar. Tespit yaptılar mı? Yaptılar. Nasıl ödeme alacağınızı düşünüyor musunuz? Vallahi devlet diyoruz ama 2007'de alamamıştık. Evet. Vallahi pek düşünmüyorum. Evet. Beklentileriniz nedir? Ya hiç olmazsa can suyu olarak bir para vermeleri lazımdı. Can suyu lazımdı yani. Evet. Bizim bedel değil de şöyle aile geçindirecek kadar bir para almamız gerekiyordu. İşte kızla yardım etmesi gerekiyordu. Evet. İşte öyle böyle yardım görmedik yani. Halktan gördük, bir iki şey dağıttılar. Pide mide sağa sola, Allah razı olsun. Hı. Ayran, su. Bizi rahat yaptılar yani. Bizi ayakta tuttular. Devletimizden onu görmedik. Hı. Görmedik. Tabii ki telaş Esma Hanım'daydı daha çok. Evet. Orada canlar yanmıştı. Evet. Beklentileriniz nelerdir? Neler bekliyorsunuz? Ya bir an önce yardımın yapılmasını, işte dere yatağı ıslah olmadığı için buralara ruhsat niye verildi? Evet. Verilmesiydi. Madem ki verildi, belediyemizin de elinden tutması gerekiyor. Bir de belediye kira borçlarımız var. Onların ertelenmesi veya aflarını istiyoruz. Evet. Kredi borcunuz ve vergi dairesine borcunuz var mı? Var. Var. Peki elektronik haciz geliyor vergi dairesinden. Siz bu konuda mağdur oldunuz mu hiç? Olmadım. Arkadaşım oldu. Daha dün oldu. O da sel felaketiyle mağdurdu. Ödeyemedi. Oldu. Elektronik hacize uğradı. Selden sonra mı geldi? Selden sonra geldi. Ona denk geldi. Ödeyecek durumu yok. İşte evet. 5-6 neyse işte ama evet. Durumu yok şu anda. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Selden zarar gördünüz. Zararınız evet. Ne kadardır? Yaklaşık 20 bin lira. Bugüne kadar gelip tespit yaptılar mı? 3 kere yapıldı. Evet, AFAD'dan. Beklentileriniz nelerdir? Yani zararımızın karşılanması. Karşılanması. Onun haricinde pek fazla bir beklentimiz yok zaten. Vergi borcunuz var mı? Vergi borcumuz yok. Yeni açıldık zaten. Yok. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir mesajınız var mı? Yani şöyle, herkese geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Yani yetkililerin yanımızda olması bizim için her zaman iyi bir şey. Evet, tam olarak yanınızda hissettiniz mi devleti? Yani maddi olarak henüz hissetmedik ama hissedersek. Manevi olarak var diyorsunuz. Tabii manevi olarak gelip gördüler. Evet, tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Gördünüz? 50 bin 60 bin arası. Bugüne kadar gelip tespit yaptılar mı? Yaptılar. Aynı fiyatta mutabık oldunuz mu? Yani ne dediyse kabul ettiler. Evet. Selden sonra neler yaşadınız? Biraz anlatır mısınız bize? Yani çok zor süreçlerdi ya. Hı hı. Dükkanımız mahvolmuştu. Nasıl diyeyim? Parkeleri falan yaptık. Kalebozurları yaptık, dolapları yaptık. Eşyalarımızı
da attık, bazı çoğunu attık. Evet. Atamadıklarımızı da kurtarabildiklerimizi kurtardık. Bayağı bir zor süreçti. Cami altı esnafı olarak devletin tam olarak yanınızda olduğunu söyleyebilir misiniz? Yani şu anda bir şey görmedik de göreceğiz inşallah. Bekliyoruz. Göreceğiz. Vergi borcunuz var mı? Yok benim. Yok. Benim vergi borcum yok. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj varsa alalım. Yani yok şu anda. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.